Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evlilik öncesi çiftlerde ve yeni doğan bebeklerde SMA tarama testlerini zorunlu hale getirildiğini açıklamıştı. Peki bu testler nasıl olacak? Muhabirimiz Sema Akbulut ve kameraman Sercan Sever, SMA tarama testlerinin nasıl yapıldığını gösterdi. Evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilmektedir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu, evlilik öncesi ve yeni doğan bebeklerde SMA tarama testi zorunluluğu geldi. Gebelik öncesi, evlilik öncesi bu tarz tarama testleri tabii ki çok sayıda hastalık için olası riski bize bildirmekte. SMA da bunlardan birisi. Gözler haliyle SMA tarama testlerine çevrildi. Peki bu testler nasıl yapılıyor? DNA'yı çıkarabildiğimiz her yerden bu testi yapabiliriz. Bunlar ne olabilir? Tükürük olabilir, ağız çalkantı suyu olabilir. DNA çıkarabildiğimiz her yerden bu testi yapabiliriz. Ama tabii ki tercih kandandır. Evlenecek çiftlerden ya da yeni doğan bebeklerden alınan kan örneğiyle birlikte artık SMA test aşaması da başlamış oluyor. Kanın içinden DNA'yı çıkarıyorlar. DNA çıkarma aşaması otomatik sistemde. Şu anda arkadaşımız hazırlıyor sistem için. Hazırlandıktan sonra kanlarımız yükleniyor. Otomatik bir şekilde o kanın içinden DNA'yı ayıklıyoruz. DNA'yı çıkarıyoruz. Ardından diğer aşamaya geçiliyor. DNA'yı çıkardıktan sonra yine burada görüyorsunuz arkadaşlarımız PCR dediğimiz bir yöntem var. Bu da DNA içinde istediğimiz yeri çoğaltmamızı sağlıyor. Varsa çoğalıyor, yoksa çoğalamıyor. Bir diğer aşamadaysa elde edilen veriler görünür hale getiriliyor. Laboratuvardaki son aşama işte bu oda. Burada yapılan son analizlerde ise artık bir bebeğin SMA'lı olup olmadığı ortaya çıkıyor. Şunların hepsi DNA'sı içinde bu hastanın iki kopyayken, yani hem annesinden hem babasından şu bölgeleri almışken, bakın SMN1 geni yarım kopya, yani bir tanesini almış. Ya anneden almış ya babadan almış, onu bilemiyoruz. Bu bir taşıyıcı. Ancak SMA hastası olabilmesi için hem annesinin hem babasının bu hastalığı taşıması lazım.